Şimdi çok önemli bir dava. Aralarında Ahmet Güneş'in de olduğu Ankara Gar Katliamı sanığı Ahmet Güneş'in de yargılandığı, 3 IŞİD'linin yargılandığı dava ile ilgili yeni bazı bilgiler var. Şimdi aslında bazı deliller, belgeler var. Bir görüntü yayınlanmıştı bu hafta. Anka Haber Ajansı'nın görüntüleriydi bunlar. Ama mahkemenin kayıtları MİT kanunu nedeniyle kanıt olarak kullanamadığı öğrenildi. Gaziantep'te 2014 yılında görülen bir IŞİD davası. Ankara Gar Katliamı davası için önemli. Çünkü orada 3 sanık tahliye edilmişti. O sanıklardan Ahmet Güneş, şimdi katliamın da sanıklarından biri. Ve o dönem serbest kaldığı için firari. Hem de IŞİD adına yaptığı infaz görüntüsüne rağmen serbest kalmıştı. Davada beraat eden diğer iki sanık Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar hakkında da yeni bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre MİT bu iki IŞİD'li ismin Pakistan ve Azerbaycan'daki suç kayıtlarını mahkemeye gönderdi. Gar katliamından 1,5 yıl önce Gaziantep'te rutin yol kontrolü yapan polis kontrol noktasına yaklaşan bir araçtan çalıların arasına doğru bazı malzemeler atıldığını gördü. Aracı durdurdu. 3 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Ahmet Güneş de vardı. Çalılara atılan malzeme de bulundu. Hard disk, flash bellek de vardı. Ve onların içinden Ahmet Güneş'in de bulunduğu infaz görüntüleri çıktı. 3 şüpheli hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sırasında mahkeme, emniyet, jandarma ve MİT'e IŞİD'in terör örgütü olup olmadığını sordu. Anka'nın yayınladığı ve dava dosyasına giren cevabi yazıda sanıkların terör örgütü mensubu listesinde adı geçip geçmediği bilgisine rastlanmamıştır denildi. Mahkeme bu yazı üzerine iki sanığın beraatına, Ahmet Güneş'in de tahliyesine hükmetti. Oysaki infaz görüntüleri dava dosyasındaydı. Sanıklar sırra kadem bastı. Bir terör örgütüyle ilişkisi yoktur diye MİT'ten yazı geliyor ama aynı zamanda bu devletin kurumu bunun terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2014 yılından 2012 yılından 2014 yılına kadar takip ediyor. Yani bu durumun izahı söz konusu değil. Görüntülerde Ahmet Güneş ve çevresindeki IŞİD'liler bir Suriyeli infaz ederken görülüyor. İnfaz sonrası dua okunuyor. Bu görüntüler 10 Ekim Gar Katliamı Mahkemesi'ne 7 yıl sonra gönderildi. Dava dosyası ile ilgili Anka Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş'ın haberiyle yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. MİT Hukuk Biriminin 2014 yılında Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 3 sanık hakkında bilgi notu başlıklı gönderisinde 3 IŞİD'liden Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar bilgi verdi. Buna göre Ökkeş Durmaz 13 Kasım 2009'da Pakistan'dan Türkiye'ye sınır dışı edildi. Mustafa Delibaşlar da 9 Ağustos 2015'te Azerbaycan'da gözaltına alındı. Bakü Ağır Ceza Mahkemesi Delibaşlar'a 5 yıl hapis cezası verdi. Delibaşlar Azerbaycan'daki cezasını tamamlayarak Nisan 2009'da Gaziantep'e döndü. Ancak mahkemeye bu yazı ulaşmış olmasına rağmen delil olarak kullanılamadı. Gerekçesi istihbarat kuruluşlarının istihbari bilgileri yargıda tek başına kanıt olarak kullanamaması. Mahkeme 3 IŞİD'liyi de tahliye etti. Yanlarında taşıdıkları infaz görüntülerine rağmen. Durmaz ve Delibaşlar davadan beraat etti. Ahmet Güneş ise davada önce 7 yıl 6 ay ardından indirimle 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ancak dava sonuçlandığında firariydi.